Notalar dediğimiz şey aslında nota ritmik titreşimlerden hasıl oluyor. Yani bir şeydeki müzikalite dediğimiz şey belli bir ritimle titreşmesinden. Yani böyle düzensiz titreşimler bizde bir anlam oluşturmuyor ama düzenli titreşimler de mesela belli bir frekans bir saniyede 30 kere kulak zarının titreşmesi. O bir ses oluşturuyor ve onların ard arda birbiriyle uyumlu olarak sıralanması da işte bir müzikalite oluşturuyor. Şimdi bu varlık alemiyle ilgili işte eşyanın en alt katmanında yakın zamana kadar biz hep şunu biliyorduk, atomlar var. Ama bu 1900'lere kadar böyle cüz-i laye tecezza dediğimizde sadece atomlar biliniyordu. Atomlar işte küçük küçük parçacıklar, onun sonrası artık bitiyor. Yani en son nokta atom. Ama 1900'lü yıllara gelindiğinde en son nokta değil, yani farklı bir alemin başlangıç noktası olduğu ortaya çıktı. Yani bu artık dünyanın hiçbir yerinde atom cüz-i laye tecezza olarak kabul edilmiyor. Atom mikro alem olarak kabul ediliyor. Yani bir galaksi neyse atom da adeta ona dönüşmüş vaziyette. O da ayrı bir alem. Ve bunun da daha derinine, daha nihayetine inildiğinde bu atomları oluşturan küçük sicimlerden bahsediliyor. Yani bu küçük sicim denilen şey de sanki böyle küçük küçük şeyler gibi, tüycükler gibi tahayyül edelim. Ve bu tüycüklerin titreşiminden kainat dediğimiz tablonun hasıl olduğu ortaya çıkıyor. O zaman demek ki şeyin yani eşyanın temelinde titreşim var. Şimdi ses dediğimiz şey titreşim. Hani havanın titreşmesi. Ve varlık dediğimiz şey de aslında işte o alttaki atomun da altındaki küçük küçük nesnelerin titreşmesi. O zaman bu titreşimler dediğimiz şey eğer ard arda ve güzel namelerle ortaya kondu ise aslında bir müzik parçası dediğimiz şey de titreşimlerin ard arda sırayla ve insana zevk verecek şekilde ortaya konması. Kainat da az önce bahsettiğimiz o hani cemal ve kemal sahibinin kendi cemal ve kemalini göstermek sırrıyla ortaya çıkan titreşimlerden ibaret olarak gözüküyor. O zaman hani bu titreşimleri biz neticede gözümüze, kulağımıza, elimize ve burnumuza hitap eden bu titreşimleri varlık nameleri olarak tanımlayabiliriz. Üstadın çok isabetle dile getirdiği gibi. Yani dolayısıyla bizim anladığımız manadaki sadece kulağa hitap eden müziğin çok daha ötesinde varlık dediğimiz bütün algılarımıza hitap eden bir müzik parçası şeklinde bir kainat halk edilmiş. O yüzden Üstad bu manayı ifade etmez hadedinde musikayı ilahi ediyor.